Akıbeti lil muttakîn ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain sallallahu seyyidina Muhammed sallallahu şefi'i zunubina Muhammed Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin seyyidina Adem'e seyyidina Nuh'u seyyidina İbrahim'e seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve cemil melaiketil mukarrabin ve cemil enbiyay ve mürselin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain. Allah-u Teala uzaktan yakından gelen kardeşlerimize yapacağımız sohbeti dünya ahiret için faydalı kılsın. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre anlayıp dinlemek, anlatana da ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzerinden anlatmak nasibi müessere eylesin. Şöylece malum ola ki, tasavvufu hayat nedir? Şeriat-ı Muhammediye'de hükmü nasıldır sohbetinin bu hafta 179. haftasındayız. Tasavvufu hayat nedir? Şeriat-ı Muhammediye'de hükmü nasıldır? Bu sohbetin tövbe bahsi bu hafta 35. haftasındayız. Tövbe nedir? Tövbenin hükümleri. İşlediğimiz günahlar, zararları tövbe bahsinin 7. haftasındayız. 7 haftadır işlediğimiz günahların zararlarını naklediyoruz. İşlediğimiz günahların zararları 7 hafta sürdüğüne göre uzun geniş bilgiler ders edildi. Bu hafta ve geçen hafta işlediğimiz günahların zararları küfre götüren günahlar, bunun da kaza ve kader nedir sohbetinin 2. haftasındayız. Allah-u Teala cümlemize mededi inayet eylesin. Akıbetimizi hayırlı, işlerimizi ahsen, günahlarımıza tövbe nasibi müessere eylesin. Konuya hemen giriyoruz vakit darlığı dolayısıyla. Muhterem müminler, kıymetli bacılar, kıymetli kardeşler, kader ve kaza o kadar önemli bir hükmü ilahiyedir ki imanın şubelerinin içerisine girmiş. Amentü'yü okuduğumuz zaman görülür ki Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü vel yamil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerri minnallahu teala eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden abdü ve resulü. Görünüyor ki imanın içerisine girmiş. Kader ve kazanın ehemmiyeti bundan bellidir ki bu ibadet ve taat kısmından olmayıp akaid kısmındandır. İnanç kısmındandır. İnanç tasrih edilmeden, inanç düzeltilmeden ibadette makam ve yol almak mümkün değildir. Bir mümin ve mümine hatun evvelen inancını düzeltir. Ehl-i sünnet vel cemaate göre inancın ne olmak lazım gelirse o tarzda inanır. Asr-ı saadetin Resul-i Kibriya aleyhisselam ve sahabelerinin gittiği yol üzerinden inancını bina eder. İşte kaza ve kaderde inanç sisteminin inanılması gereken hukukun en önemli bir konusudur. Kaza ve kader konusunda insanlar ifrata gider, tefritte kalır, itidali bulamaz. Adil mutlak olan Allah'a azimüşşan'a adaletine dil uzatacak kaderin noksan kısımlarıyla beyanda bulunur. Noksan itikadı, noksan anlayışlarla adil mutlak olan Allah'a iftira eder, o zaman küfre girer. Şu halde kaza ve kader insanı küfre götürebilir. Allah muhafaza eylesin. Bu bakımdan bu konunun ehemmiyeti hepimizce bilinmesi lazım gelen bir hukuk ve husustur. Fıkıh ilminin hikmet ve esaslarını ortaya koyan müştehidi izam, kadere imanın, iman ve İslamiyetin bir kalite hükmünde olduğunu belirtmişler. İlim ve irade, kudret gibi kemal sıfatlara sahip olan Allah'a azimüşşan'a iman eden her mümin
kaza ve kaderi bilmesi lazım gelir. Mahmud Sokul ileriye. Kaza ve kader, Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudret sıfatının zaruri bir lazımıdır. Allah-u Teala Hazretleri irade sahibidir, ilim sahibidir, kudret sıfatıyla mücehhezdir. Kainatın içinde cereyan eden her türlü hadiselerin tamamı ilahi ilme dayanır. Kainatta tesadüf yoktur. Kainatı tesadüfe bırakırsanız binlerce hadise içinden çıkılmaz şekle döner ve dünya muhacirisindeki yaşantı tesadüfle insana helakete, akıbeti şerre götürür. Kainatta mutlak olarak tesadüf yoktur. Tesadüf en muannit şeytanları, en ahmak filozofları kahkaha ile güldürür. Kainatta miskale zerre tesadüf yoktur. Kainatta tesadüf yerinde tevafuk vardır. İlme ezeldeki hükme göre, kader kaleminin yazdığı hukuka göre mutabaat vardır. Kadere uygunluk vardır. Şu anda kader ezeli ilme dayanır. Kainatın her hukukunu, her hususunu içine alır. Karıncadan deveye, dünyadan güneşe, gezegenlere, cennete, cehenneme, canlı cansız bütün mahlukat masnuata, kaza ve kader ata hukuku ezeli ve ebedi olarak cereyan eder. İnsanın yaratılışından tutun, balığın sudaki hayatından tutun, güneşimizin etrafında dönen dünyanın taşıyabileceği kuvvetten tutun, etrafında dönmesindeki hareketteki fizik ve kimyevi hadiselerin dengesinden tutun, insan sağlığından tutun, hiçbir hukuk yoktur ki kaza ve kader ile ilgili olmasın. Kader, varlıkların ve hadiselerin bütün halleri, vasıfları, sebepleri, şartları, haiz olacağı kuvvet ve kabiliyetleri, varlık alemine geçecekleri zaman ve mekanları Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyurulması, tertip edilmesi demektir. Tavuğun yumurtadan çıkması, insanın evlenmek suretiyle ana rahminde teşekkül etmesi, ağacın tohumdan teşekkül etmesi, narın nar ağacından, sütün inekten, koyundan, yumurtanın tavuktan olması ezeli ilme dayanır ve bir kader ve kaza kalemiyle tespit edilmiştir. Şu anda kader demek başa gelecek hadiseler silsilesi değil, yaratılmış olan mükeyyenatın muazzenesi her bir varlıktaki hükmü ilahi demektir. Demek ki kader her şeyi içine alır. Yıldızın hayatı, mikrobun hayatı, güneşin hayatı, sudaki balığın hayatı, aklımıza ne gelirse mükeyyenattaki canlı cansız, suyun akışından, suyun kaynamasından, buhar haline gelmesinden cümlesi kader ilmi olarak Allah'ın ezeli ilminin içerisindedir. Şu halde benim kaderim dediğim zaman ruhumun yaratılması, hangi kişiyle hangi kişi, yani anamla babamın kim olacağı, hangi sene dünyaya geleceğim, gözümün rengi, boyum, şişmanlığım, çocuk sayım, ölümüm, yaşım, bütün bunlar kader ilahi kitabında mevcuttur. Tesadüf yoktur. Seninki de öyle. Kainatınki de öyle. Kaza ise ezelde takdir bulunan her şeyin Cenab-ı Hak icadıyla vücut sahasına çıkması demektir. Halkın arasında da var. Ya o filan yolda kaza oldu. Kader kaleminde yazılı olan hadise vukua geldi demektir. Kaza lafzıyla yangın çıktı. Sel oldu.
taksi tren çarpıştı sözü içine girmekle beraber her bir yaratılmışın canlı cansız hadisenin vukua gelişi kazadır. Tohumu attım, bitki oldu, tohumun hükmü ezelde kadar vücuda gelişi, bitki oluşu, ağaç oluşu kazadır. Demek kaza ezeldeki varlıkların, takdir olunan her şeyin Cenab-ı Hakk'ın hak ve takdiriyle, icadıyla vücut sahasına çıkması demektir. Bu tarife göre kader ilim sıfatına, kaza kudret sıfatına Allah'ın dayanır. Arada bir şey motoru yağlayalım ki tutukluk yapmasın. Bismillah. Allah biliyor kefte. İçmiyorum ama kefte de diyor. Kader ilim sıfatına, kaza kudret sıfatına dayanır. Kader kazadan öncedir. Çocuğun yaratılacağını takdir edip nefri lahfuza yazmak kader. Evvel çocuğun ana rahminden dünyaya gelmesi sonra kazadır. Kaderin kazadan daha geniştir, şumulü daha fazladır. Bunu geçen hafta bunları anlattık, yeni gelenlere özet yapıyoruz. Eski gelenlere de dersi tedris ederek, inkişaf ettirip ezberletmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı fiilleri işlerse makbul olmaz. Şu halde ilmi ezelde bir insanın işleyeceği bütün fiiller Allah'ın kudretiyle bilinir, ezelidir. İşlenen fiiller, yasakladığı fiil ise işleyen asi isyankâr olur. İş haram iş olur. Yalan haram iş. Yalancı haram işi işleyen olur. Gözlerinizi aşağı doğru döndürerek yummayın, yukarı doğru kaldırarak açarsanız daha tatlı olur. Aynı işi, aynı insan Rabbinin emrine göre hareket eder, yaparsa yapılan iş makbul, sahibi salih, makbul bir kul olur. İşte Allah-u Teala'nın ezelde bütün peygamberlerin hukukuyla, kitapların icmasıyla, ittifakıyla kulların hareket tarzı bir tarafa makbuliyet ciheti, bir tarafa haramiyet ciheti olarak ikiye ayrılmış. Kur'an'da, hadiste, ulemanın beyan tarzıyla makbuliyet cihetine giden itaatkar, isyan tarafına giden asi olmuş, bu ezelde takdir edilmiş. Şu halde bu benim senin irademden çıkmış bir netice değil. Yalan söyleme, gıybet etme, sahibi asi iş haram olmuş. Zikir çek, Kur'an oku, evladına, anana, atana saygılı sevgili ol, terbiye et. Allah-u Teala ya da Gettes Hazretlerinin itaat yolunu aşmış, bu da kader olmuş. Şu halde kaza ve kader Allah'a azimşan ve da Gettes Hazretlerinin tayin ettiği iki nurani yol, iki yoldur ki birisi nuraniyete, öbürü zulmaniyete götürür. Bir insan arazisini ağaçlandırmaya teşebbüs etse, sebepleri yerine getirse, mutlak hakim Allah-u Teala ağacın neticesi meyveyi ihsan eder. Şu halde şu ağacın ağaçlandırılması fiili hem kader ağaç olarak teşekkül etmesi, meyveyi vermesi kader olur. Şu halde kader her şeyin içinde mevcut. Arazinize ağaç dikmediniz, kaderiniz ağaçsız kalmak olur. Nasibim değilmiş, ağaç bitmiyor sözü Allah'a iftira olur. İşte şimdi burada günah, sevap, isyan, itaat burada başlıyor. Muhteremler, insanın kaderi ikiye ayrılır. Birincisi kendi irade ve kudretiyle işlediği fikir ve amellere bağlıdır. Fiil ve amellere bağlıdır.
İkincisi, irade ve kudreti dışından meydana gelen hadiselere bağlıdır. Şu halde birincisi ihtiyarıdır. Seçmekle olur, dilemekle olur. Zorlama yoktur. İnsan bunun mutlak faili, iş mutlak fiilidir. İkincisi izdiharıdır. Kalbimin çalışması, böbreğin kanımızı süzmesi, bu bizim elimizde olan bir mesele değil. 100 sene hayat yaşamam, benim elimde olan bir mesele değil. Güneşin, dünyanın hareketleri bize sorularak tayin olunmuş bir mesele değil. Şu halde dünyadaki insanların faaliyetleri ihtiyarı, izdirarı olarak iradeye bağlı olmayan hareketler olarak cereyan eder. İhtiyarı olan kısımlardan kul mesul, ihtiyarı olmayan, izdirarı olan hukuktan kul mesul değildir. Bir defa bunu bilelim. Şimdi ihtiyarı olan hususları Cenab-ı Hak fertlerin ve cemiyetlerin dünya ve ahiret saadetleri için takip etmeleri gereken yolu tayin ve takdir etmiştir. Bu yolda gidenler selamet ve saadet ve selamete ulaşır. Aksi halde felaket yoksulluğa ulaşır. O hakimi adil olan Allah saadet sebeplerine tevessül edenlere saadeti, felaket sebeplerine teşebbüs edenlere felaketi takdir buyurmuştur. İşte buradan başladı şimdi çetinlik. Saadeti dileyip sebeplerine tevessül edenlere saadeti, şekaveti dileyip felaket sebeplerine yapışanları felakete duçar eder. Felakete duçar olan insan kendi ihtiyarıyla şerli yolu seçtiğinden mesuliyet kendisine vaci olur. Şerli yolda hırsızlıktan hapis olması, zina ile katil olması, zina çocuğu olması gibi meseleler benim kaza ve kaderimdir sözüyle adili mutlak Allah'a isyan ve iftira olur ki bu küfürdür. Zinakarlık et, zinakar çocuğu meydana getir, hırsızlık et, efendim katil işle, kul hakkını gasp eyle, ilahir yüzlerce fiili işle, sonunda takdiri ilahiye ile tezziye ol, yaptığın amellerin karşılığını ceza olarak gör, sonra da dön, bu benim kaderimdir de, bu doğrudan doğruya küfür olur. Azıcık daha gittikçe niçin küfür olduğunu biiznillah anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Teala'da Geddes Hazretleri bir kavmin fertlerinin kendi safvet ve ahlaklarını fesada tebdil etmedikçe Allah'ın o kavmin nimet ve saadetini tayyir etmeyeceğini beyan buyurmuştur. Şu ayet-i celiliğe göre ister ferden tek kişiler olsun, ister toplum, kaza, köy, millet, şehir, devlet olsun, kendi mukadderatına kendisi sebep olduğunu, çünkü fertlerin ve milletlerin kendi savvet ve ahlaklarını fesada tebdil etmedikçe, ahlaklarını şerre bozmadıkça, fert ve millet Allah'ın veya o kavmin nimet ve saadetini değiştirmeyeceğini Allah-u Teala beyan buyurmuştur. Şu halde milletlerin başına gelen belalar, milletler Kur'an-ı Azimüşşan'ın, fertler Kur'an-ı Azimüşşan'ın kader olarak tayin edilen hukuku ilahiye itibar etmediklerinden dolayı Allah verdiği nimetleri tebdil eder. Huzur ve saadet yerine bela ve musibet yağdırır. Bizim milletimizin kaderi, harp bitmez, isyan bitmez, iş kargaşılık bitmez, bu bizim kaderimiz sözü yalan olur. Allah'a iftira olur.
Sen düpedüz geniş bir saadet içerisinde şeriatı yaşamakla mükellef ve Allah'ın ihtiyar ettiği Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine uydukça Allah senin nimeti elinden almaz. Seni musibete duçar etmez. Kavim ve milletlerin hüküm ve hukuku da bunun gibi. Bu bizim kaderimiz. Bu Türk milletinin kaderi. Bizim ailenin başından bela musibet gitmez. Hep bela içinde bizim aile. Bizim aile deyince eş, dost, akrabayı da kattım. Amcalar, teyzeler gibi. Bu bizim ailenin kaderi. Hayır. Sizin aile şeriat-ı Muhammed'e uymamakla Allah'ın tayin ettiği saadet yolunu terk ettiği için çizdiği felaket yoluna intibakla kaderde felaket seçmiştir. Yoksa Allah sizin aileyi bela ve musibet yağmuruna tutmamıştır. Siz şemsiyesiz gezmekle yağmurda ıslanmış insana benzersiniz. Anlaşılıyor mu anlattığı? Yani muğlak oluyor mu? Olmuyor gibi geliyor bana, oluyor mu? İyi anlaşılsın inşallah. Bismillah. Allah-u Teala dünya ve ahiret nimetlerinin bir takım sebeplerle meydana gelmesini ezelde takdir etmiştir. Şarta bağlamıştır. Onların sebepsiz meydana gelmesini istemek ilahi kanunları bilmemek demek olur. Allah-u Teala Hazretlerinden bir nimet istemenin yolu onun halk etmesindeki sebeplerine bağlılıkla tahakkuk eder. Çocuk istemenin yolu evliliktir. Bir kadın erkek cinsiyet münasebetine girerse çocuk meydana gelir. Helal olsun, haram olsun. Çocuk kadınla erkeğin bir arada bulunmasından, cinsel ilişkiden meydana gelir. Ezelde takdir edilen hukuk, nikahla şeriata uygun olarak evlilik geldiyse, bu evlat salih, zina ile nikahsız şeriata muhalif evlat geldiyse, bu evlilik çocuğu getirir ama zina çocuğu olur. İşte kader bunu tayin eder. Çocuk ne olsa gelir. Helal yoldan da gelir, haram yoldan da. Helal ve haram yolu tayin eden ezeli ilmiyle Allah-u Teala'dır. Ya bunu anlıyor musunuz? Anlıyoruz inşallah. Meyve istemenin yolu ağaç dikmektir. Saygıya kavuşmanın yolu tıp ilminin isteklerine uymak suretiyle vücudun sıhhatini korumaktır. Ağaç dikmeksizin meyve istemek, ibadet etmeksizin cennet talep etmek, takdire karşı gelmekten başka bir şey değildir. Sarhoş, ibadetsiz, isyankar, ya Rabbim cennet ve cemalini isterim. Bu abes bir duadır, kabule şayan değildir, ezeldeki takdir yolunu seçmemiştir. Hem isyan hem cennet. Hayır. Bu takdir edilmemiş. Bu duada boş olur. Hem faiz ye, hem hırsızlık parası ye, hem de hayırlı evlat işle. İste. Hayır, bunu takdir etmemiştir. Salih evlat, hayırlı evlat, helal lokmadan meydana gelendir. Ya benim çocuğum takdir muktezası, İşlemediği cürüm kalmadı. Usandım, bıktım. Suç sendedir. El-Hikamül Atayi'de kısa bir hikmet. Eskiden suyu kırba ile satarlardı. Kırba, deriden yapılmış su kabı. Deri, her tarafı deri, kırba. Mahallenin bir çocuğu yaramaz. Su satan kırba ile deri kap ile su satanın eline bir çivi alıyor, gidiyor kırbasına batırıyor, adamın su satmaktaki aletini sakat ediyor. Adam bir zar oldu. Deri delindi, yamanacak filan, uzun iş. Çocuğun ana babasına geldi.
Ya bu çocuğunuzdan benim çektiğim illallah. Ne günah işlediniz ki bu bana musallat oluyor? Günahınıza dikkat edin. Bizimki gibi demedi. Çocuğunuzu cezalandırın. Deyin söyün demedi. Çocuğunuza ne günah işlediniz ki bizim tulumu delip duruyor? Ana baba oturdular. Ya biz ne günah işledik hakikaten? Baba düşündü, ana düşündü, ana buldu. Dedi ben çocuğu aşeriyordum. Yani annemin hamile iken bazı yiyecekleri çok iştahı oluyor. Buna avam lisanı aşermek diyor. Tıp lisanı ne doktor? Aşermekmiş. Tıp lisanında da muhterem Hasan Irmak doktor kardeşimiz buyurdu. Kadın aşeriyor. Komşuya gitmiş. Komşuda limonları rafa dizmişler. Kadının canı limon istiyor. Utanıp isteyemiyor. Ev sahibi ikram için dışarıya çıkınca limonun birisini alıyor, saç tokasıyla deliyor, emin ve bir bırakıyor. Diyor efendi bu suç benden olsa gerek. Ben komşunun limonunu saç tokasıyla deldim, emdim. Bu suç bu çocukta böylece tevarüz etti. Ne yapalım? Helallaşalım. Karı koca komşuya gidiliyor, helallaşıyor. Bir daha su kabının delinme faaliyeti bitiyor. Muhteremler bütün mesele misaller gelecek şimdi, dönüp dolaşıp sahibinde kalıyor. Hayırlı işler hayıra götürüyor, günahlı şer işler bela ve musibetleri celbettiği gibi kalbi anlattık 7 hafta günahın zararlarıyla umulmadık yaralar açıyor, katılaştırıyor. İnsana karşı merhametsizlik, Allah'ın hükümlerine karşı ilgisizlik hukuku meydana getiriyor. Şu anda kaza ve kader meselesi inceden inceye hesaplanırsa ilahi takdir edilmiş kulların yaşama hayat tarzıdır ki helal yolda hükümle gösterilmiş, haram yolda hükümle gösterilmiştir. Peki bize ne düşüyor? Bize ne düşüyor? Muhteremler, insanın bir iradesi var, bir ilmi var, bir de kudreti var. İlimle helalı haramı biliyorum. Tekniği de biliyorum. Motora yağ koymak lazım, susuz bırakmamak lazım, lastik havasını fabrikanın tayin ettiği miktarda ayarlamak lazım. Bu taksinin kaderidir işte. 3 kilo yağ koy, 5 kilo yağ koyarsan sekmanlardan, az koyarsan motor yanmasına sebep olur. Bu da motorun kaderi. Şu anda ilim insanlara yapacağı fiil ve hareketlerin ne tarzda yapılmasının gerektiğini gösteren nurani bir hakikattir. İlim iradeyi intac ettirir. İrade insanda küllü irade vardır. Ben bu gece yatabilirim, kitap okuyabilirim, yürüyebilirim, taksiyi çalıştırabilirim. Bütün bu yaptığım, hepsi yapabileceğim meseleler benim irademdir. Bu gece hiç uyumayacağım. İrademdir. 1000 türlü hareket, 5000 türlü hareket yapabilirim. İlim iradeyi icap ettirir. İradeden yapayım dedim, kuvvet ister. Bu kuvvet tahakkuk etmezse ilim ve ihtiyarla seçtiğimiz meseleyi meydana koyamayız. Şu halde bir kuvvet ve kudret ister. Şimdi inceliyoruz. Külli irade bir insanın yapabileceği bütün fiil ve hareketleri içine alır. Bu külli iradenin bir işe tahsisi cüz'ü irade olur. Yarın sen bize gel iğneni vurayım, hastaya iğne vuracağım. Benim iradem doktorum, şu işleri yapabilirim. Şimdi bu irade kuvvetini yarın bize gel senin hastalık iğneni vurayım dedim.
Bu iradenin bir kısmını hastaya iğne vurmaya ayırdım, bu cüz-i irade olur. Cüz-i az, küçük demek değil. Büyük bir hazine gibi olan irade, bir hukukun, bir işin, fiilin yapılmasına tahsis edilirse cüz-i olur. İşte mesuliyet cüz-i iradiye ile başlar. O kitaplığa dayanam dedi, artık sonra bizi dinlemeyecek. Çünkü cüz-i iradesini uyuklamaya sarf etti. Allah uykuyu halkedecek, uyuyacak. Kaderim böyle mi, sohbeti dinleyemedim diyecek. Halbuki sırtını sıraya dayamamalı idi. Umudu kaderim böyle. Hayır. Sen iradeni uyumak yolunda dayanmaya sarf ettin. Vücut istirahate geçince uyku onun tabii meyvesidir. Yüzünü kapattı. Ertesi sabah uyandı. Yarbayın sohbetini dinleyemedim. Benim nasibim değilmiş. Bu iftira oldu Allah'a. Cüz-i iradesini dinlemek üstüne sarf edecekti. Uyutmuyorsa biz Hicaz'dan geliyoruz. Osman isminde iki kardeşle uçağa bindik. Sabah namazına 1-1,5 saat kaldı. Hicaz'dan uçak havalandı. 1-1,5 saat sonra sabah namazı kılınacak. Milletin yemeği verildi. Koskoca jumbo cep 450 diyelim, 460 küsur mevcutlu, 400'ü uyudu. Yemeği yedi, sabah namazı akıla gelmedi, istirahat galebe çaldı, gidişme, eşya verme, uçağa yerleşme gidişmeleri de hacıları yordu, yemeği yiyince kırkıra geçtiler. Ben yanımdaki başçavuş Osman'a dedim, biz irademizi uyumamaya sarf edelim. Askerlikte duydum. Şöyle durulursa insan uyumaz. Şöyle duracağız sandalyede. Daha galebe çalırsa birbirimizin alnına tokat vuracağız. Biz bu dikkatle irademizi kullandık, uçakta uyumadık. 450-60 kişiden 400'ü uyudu, tahmin. Hoca efendiler Yeşilköy havanına indi. Ey hacılar, uyudunuz, cami var, namazınızı kaza edin. Bunu söyleyen hoca da günahkar oldu. Namazı kazaya koyan hacı da günahkar oldu. Çünkü haçta bir vakit namazı kazaya koymak, nafile haçın sevabı onu karşılamaz. E uçaktan gelirken kaderim uyuyverdim. Hayır efendi, cüz-i iradiyeni uykuya tahsis ettin. Yemeğe tahsis ettin, istirahat uykuyu celbetti, uyumamak için cüz-i iradeni kullanmadın. Şu halde bizim kader ve kaza anlayışımızda çok yanlış idrakımız var. Gel, şimdi çevir kapıdan. O da cüz-i iradesiyle sohbetten kaçıyor. Onu da yakaladı polis. Gel buraya, taş oraya oturacaksın. Seni sonuna kadar bekleyeceğim ben. Öyle yok. Sohbete nikah kıydın, boşamak bende. Öyle yok, kaçmak yok. İradeni kullan. Öyle yok efendi. Kader bahsinde kaçmak yok. Bunları anlattık, geçiyoruz yine. Şu halde insan cüz-i iradesi kast, kesp, ihtiyar, talep, niyet, azim kelimeleriyle konuşur. Ben yarın köyüne gideceğim. Azim, kast, niyet. Teknik ismi külli iradem nereye gidebilirdim, gitmezdim. Köyüne gitmeye tahsis ettim. Cüz-i irade oldu. Cüz-i irade niyeti tahakkuk ettirir. İman ve İslam'ın en önemli hukuku niyettir. Pekala. Şimdi muhteremler, kader ve cüz-i iradeye imanın hudutlarını niye çizere geldi sıra? Bunları anlattım, çabuk geçiyoruz. İnsan nefse emmaresi cihetiyle kemal ve cemaliyle iftar eder,
kusurlarını, cinayetlerini görmek istemez. Bahaneler arayarak kendinden ref eder veya başkalarının üstüne yüklemek ister. İnsanın kendisindeki güzellikleri, üstün vasıfları, o zülcemali, bel kemal olan bir ihsanı olarak bilmemesi, bunlarla iftihar etmesi insana gurura yol açar. İnsanın gururuna yol açar. Demek güzellikler bizden, kusurları başkasına yıkmak istemek nefsimizden, güzellikleri halk etmek Allah'tan olduğu halde bunu kabul etmeyerek kendisine izaf edip vermek insanı beğenmeye, kendini övmeye, gururlanmaya sebep açar. Gurur ise çok dereceleri vardır. İnsan insana gurur yapar, insan alime gurur yapar, insan veliye gurur yapar, insan nebiye gurur yapar, insan Allah'a gurur yapar. Emsale gurur, alime gurur, veliye gurur, nebiye gurur da insanın sıfatında vardır. Gurur da artar, şişer, kabarır. Nebiye gururun misali Ebu Cehil gururu ile Resulullah'a iman getirmemiştir. Biz de Haşimilerle yarışıyorduk. Biz de Kureyş'teniz. İyilikte her şeyde bir ve beraber giderdik. Mekke'ye hizmette bir ve beraber idik. Haşimiler bir peygamber icat ederek bizi ileri geçtiler. Şimdiye kadar at başı hayırda müşterek giderken Haşimiler Abdullah'ın oğlu Muhammed'le peygamber aleyhisselam seçmekle bizi geçtiler. Biz bunu kabul edemeyiz. Demekle gurura kapıldı, kabilesiyle öldü, iyiliklerle, Haşimilerle yarıştı. İşte bu yarış Resulullah'a düşmanlığa dönüştü. Birisi Ebu Cehil kaldı. Birisi de Muhammed Aleyhisselam'a iman edip sıdk ve ihlasla irade-i cüziyesini ona teslim etmekle Ebu Bekir oldu. Firavun kavminin ulusu iken, hakimi iken, reisi iken her istediğini elde edip gurura kapıldı. Sonunda ben sizin Rabbinizim diyebildi. Şu halde iyiliklerde kulun eli yoktur. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 26. sözde kader risalesini bize ortaya koymuş. Kader ve cüz-i ihtiyari İslam'ın ve imanın nihayet hududunu gösteren bir haldir. İlmi ve nazarı değildir. Bizatihi yaşanmaktadır. Cüz-i ihtiyari insanın özüne önüne çıkar mesuliyetten kurtarmamak için. Sen cüz-i iradeye sahibisin. Biraz sonra daha derinleştireceğiz. Sen arzu ettin, seçtin, Allah halk etti. Bu şerliği sana aittir. Şu halde cüz-i ihtiyarı mesuliyeti tayin içindir. Kadere bundan girmiş. Kader ise karşısına çıkan her türlü iyilik ve güzelliklerin kendi isteğiyle meydana gelmediği, hafız yanındakinin boynu büküldü. Kafa ağır geldi, boyun hafif büküldü. Doğru. Kader ise insanın başına gelen kemalatla, güzelliklerle mağrur olmamak için kader karşısına gelir. Haddini bil, iyiliği yapan sen değilsin. İşte kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı mesuliyetten kurtarmamak içindir. Bundan imana girmiş. Bir kimse gururlanmak suretiyle iyilikleri Allah'tan bilmek yerine isyan yolunu seçerse cüz-i ihtiyarıyla sen şeriata muhalif, kibir ve gurura girdin, iyilikte elin yoktu demek suretiyle onu ne yapar?
gururdan, kibirden kurtarır. Hem sözler 26. söz, hem de kader risalesiyle yolumuza devam ediyoruz biiznillahü teala. Şu halde Firavun'un Allah'a karşı kibirlenmesi, Ebu Cehil'in peygambere karşı kibirlenmesi, nice bilgisiz insanların yüksek alim ve velilere karşı kibirlenmesi onu felakete sürükler. Şu halde şöyle bilmek lazım gelir. Arıyı bal yapacak kabiliyette, ipek böceğini ipek dokuyabilecek istidatta yaratan Halik-i Zülcelal ve Hakim-i Zülkemal, insanı da hayırlı işler yapabilecek fıtratta halketmiştir. Amanın dikkat edin, çok tatlı bir yere geldik. Dolayısıyla insanda görünen bütün iyilik ve güzellikler Cenab-ı Hakk'ın insana istidadı lütfetme neticesidir. Dikkat! Doktor dikkat! Hasan Irmak doktor dikkat! Şu anda Allah-u Teala insana istidadı lütfetmiştir. İstidat mükellefiyeti meydana getirir. Mükellefiyet ubudiyeti intac eder. İnsana konuşuyorum. Sen hayırı şerri seçecek istidattasın. Cennete cehenneme girmeyi hak kazanabilirsin. Bu istidadını peygamber ve velilerin Kur'an'ın çizdiği yolda mükellefiyetini kullanırsan ubudiyeti seçmiş olursun. Bu kabiliyet ve istidadını Kur'an ve hadislerin zıttı olarak şerre seçersen ubudiyet yerine isyanı intac edersin. Şu halde koyuna istidatla süt veren, et verip insanı besleyen, yünleriyle türlü giyeceklere istidat veren Allah koyunu mükellef kılar. Neyle? Her sene tüyünü ver, yününü ver. Ne zaman keserlerse etini ver. Sağıldıkça sütünü ver. Şu halde koyun oldunsa sütünü de içerler, yavrunu da alırlar, canı isterse Bismillah Allah-u Ekber bıçağı da çalarlar. İşte bu senin istidadının neticesidir. Tavuk aldın, kümese doldurdun, istidadı yumurtlar, et yapar. Mükellefiyeti yumurtlamaktır. Besle besle yumurtlamıyor, bıçağın önüne gider. Mükellefiyetini reddetti. 3 ayda bu tavuğu beslerim, bir tane yumurtlamadı. İstidadı yumurtlayacaktı. Mükellefiyeti yere istidadı yumurtlama kabiliyetindeydi. Mükellefiyeti yumurtlayacaktı, işi yumurtlamadı. Kes oğlum, kes de yiyelimdir. Bunu anlasak, dünyada hiçbir insan yoktur ki istidadıyla cennete girmeye layık olmasın. Firavun da var mıydı? Vallahi vardı. İstidadını şerre kullandı. Musa Kelimullah düşman oldu. Ebu Cehil de vardı. Biz de çıktı, on da çıktı. Haşim'i bizi geçti. Adavete ne lüzum var? Allah Haşim'i de Muhammed Aleyhisselam'ı getirdi. Senin demenden sizin sülaleye mi verecek? Yahudiler dedi bizden çıksın. Hayır hayır. Ezelde kudretiyle Muhammed Aleyhisselam'ı Haşimilere verdi, Kureyş'e verdi. Şu halde dikkat. İlminle, küllü iradenle, kudretinle, her şeyi yapabilecek mücehaz olarak yaratıldığın halde, istidadınla imanı seçebilecek kabiliyet intac edildiği halde, bu kabiliyetle mükellefiyetin tayin edildiği halde ubudiyetten kaçarsan asi olursun. Kaçamazsın. Şu anda istidat mükellefiyeti, mükellefiyet ubudiyeti, kulluğu ister. 2. İstidat üstad ister. Üstad terbiyet eder. İstidat üstad ister. Üstatta çalışan sabır ve gayret ister. Muvaffakiyet
Allah'tan tevfik-i ilahiye ister. Şu halde muvaffakiyetin sırrı Allah'tandır. Kader karşına çıktı. Tevfik-i ilahiye olmadan, Allah muzaffer etmeden, Allah'ın hayır kapısını çaldığın halde, senin inayetiyle, tevfikiyle hayıra götürmeyi murad etmezse, senin elinden hiçbir şey gelmez. Şu halde istidadımız var. Mükellefiz. Sen istesen de mükellefsin, istemesen de. Kur'an'ı reddetse de mükellef etmese de. İnsanlığını, İslamiyet'i düşman olsa da mükellef olmasa da. Bu mükellefiyet dolayısıyla cüz'i iradesini kullanmadığından küfür dairesinde kalıp kafir olur. Bu istidatla mükellefiyeti tayin eder. Ebu Bekir gibi, Osman Ali gibi radıyallahu teala anhum, Muhammed Aleyhisselam'a ubudiyetle önünde rehberi ilahi kabul ederse ve çizdiği şeriattan giderse Allah'ın seçilmiş kamil velisi olur. İşte kader budur. Hudut çizilmiş, istidat verilmiş, mükellefiyet tayin edilmiş. Birimiz noksan, istidadımıza üstad aramamız noksan. Her bir ilim sahibinden öğrenilir. Mükellefiyetin yolu kamil insandan öğrenilir. Şu halde istidat üstad ister. Üstatta gayret ister. Talebede sabır, metanet, rızık ister. Muvaffakiyetin sırrı inayet ister. Allah inayet etmezse o üstad sana o ilmi hayırlısıyla vermek istese de sen nefsinin sırrıyla Mutezile, Cebriye, komünist, materyalist bir taifeye gidebilirsin. Şu halde cüz-i irade Allah'ın kudretiyle halk edilir. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin beyanıyla kisb-i şer şerdir, kisb-i şer şerdir, halkı şer şer değildir. Şeri kazanmak şerdir. Şeri yaratmak şer değildir. Hükmü umuruna caridir. Şeytanı yaratmak şeytanı yaratmak şer değildir. Şeytana uymak şerdir. Yılanı yaratmak şer değildir. Yılana sokulmak şerdir. Şu halde ehli sünnet vel cemaatte cüz-i iradeyle ihtiyarını kullanıp kudretle bir işin yapılmasına yol açan insan Allah hayırı ve şerri yaratarak neticeyi onun arzusuna göre halk eder, mesuliyet cüz-i iradeyle sahibine iyilikler kader bahsiyle Allahu Teala'ya döner. Geçen hafta tam şurada kalmıştık. Şu halde insanda görülen bütün iyilik ve güzellikler Cenab-ı Hakk'ın insana istidadı lütfetme neticesidir. O halde arı balıyla, ipek böceği ipeğiyle iftar edemeyeceği gibi insanda kendi kemalatıyla gurura kapılmamak lazım gelir. Böyle düşünen bir mümin hem gururdan kurtulur hem de güzellikleri Allah'a vererek ubudiyetini idrak etmiş olur. Ben kulum, lütfu ilahiyle bana ihsan olundu der. Evet, insanın güzel amellerle iftihar edemez, gururlanamaz. Üstad dediği zaman hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiye, güzellikleri isteyen, halk edip iktiza eden Allah'ın rahmetidir, icat eden kudret-i Rabbaniyedir. Buraya bir daha okuyayım ne olur. İyilikleri
hasenatı, güzellikleri isteyen Allah'ın rahmetidir. İcab eden bu güzellikleri, hayırları Allah-u Teala'nın kudretidir. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de haktandır. Şimdi sual ve cevap, dâi ve sebep nedir onu görelim. Cenab-ı Hak şeftali, nar, elma, karpuz gibi yiyecekleri elde edebilmek için ağaç veya bitki dikmeye bizi takdir etmiştir. Karpuz istiyorum, karpuz ek. Nar istiyorum, nar ağacı yetiştir. Kiraz istiyorum. Allah aşkına uyuklaman ya, uykudan bu çok tatlı. Kardeş yapma. Kardeş yapma, bunlar eline bir daha geçmez. Küfürden korur, Halık'ı tanıtır. Ben Allah için acıyorum. Yoksa sözümü bitirir giderim. Ama yazıktır, bu bir sofradır. İlim sofrası nafile ibadetten çok eftaldir. Bir ay oruç tutacağına şu hükmü, nafile oruç tutacağına şu hükmü öğren, ondan eftaldir. Bu insanın imanını korur. Allah'a suizan ettirmez. Haklısınız, yoruldunuz. İhtiyarını kullan, tık dur. Elini şöyle ger. Gayret ver. Yok. İhtiyarını kullan, benim gözüme baka baka yaslanma. Bir daha ikaz etmem. İkaz etmem ama dayanamam ederim belki, estağfurullah. Merhamet imandandır. Biraz petrol koyalım motora, yolumuza gidelim. İyiliği, güzeli isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiyedir. Sonra icat eden kudret-i rahmaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de Allah'tandır. Şimdi Allah-u Teala kudretiyle takdir edip kaderde nar isteyeni alaştan, süt isteyeni inekten, koyundan, yumurta isteyeni tavuktan takdir etmiş. İneğe varıp beklesen yumurta vermez. Nara varıp üzüm isteseyin üzüm vermez. Şu halde nar ağacı sual, nar cevaptır. Burayı bir anlayıversek çok kolay. Nar ağacı sual, nar cevaptır. Ya Rabbim ben nar istiyorum. Allah-u Teala sorar sana. Ne ile elde edilir? Suali ne? Nar ağacı ile. Git ektir. Süt istiyorum ya Rabbim. Bu cevap. Allah sorar. Neden istiyorsun koyundan? Git koyun besle. Veyahut koyun besleyenin satandan al. Şu halde, takdirde, yaratılmış olan her bir şey, istenen bir şeyle cevap olarak verildiğinden, bunların nar ağacı, koyun, inek, ipek, ipek böceğinden elde edilir, bal, arıdan. Şu halde, cevap bal. Allah sorar, sual eder. Nereden elde edilir? Arıdan. Ya arı besle, ya git bakkaldan al. Şu halde arıyı halk eden, nar ağacını yetiştiren, koyuna süt verme, tavuğa yumurtlama kabiliyeti veren Allah, ondan o nimeti elde ettiren Allah'tır. Senin ne yumurtanın oluşunda, ne tavukta, ne sütte, ne inekte, ne ipekte, ne böceğinde hakkın olmadığından küllüsü Allah'tandır. Pekala, dâi ve sebep nedir? Dâi ve sebep, Bediüzzaman Hazretleri bunu cevaplandırmış. Dâi bir şeyi yapma meylettiren iştah, arzu. Dâi ve sebep Allah'tandır. Dâi bir şeyi istemeye meylettiren iştah dâidir. Sebep oruçtur, zekattır, haçtır. Bu da sebebidir.
Ben Mekke'den sevap istiyorum. Bu dahi sebep haçtır. Kabe'ye gitmedikçe Mekke'den bir sevap kazanamazsın. Mekke'nin vücubu haç iledir. Şu halde haccı icat edip Mekke'yi yapan Allah, şehri Ramazan'ı getirip orucu emrettiren Allah, oruç tutmaya meylettiren Allah, sevabını da veren Allah'tır. Senin hangi işte güzellikte elin kaldı? Onun için kader karşıya çıkar, nefsi gururdan kurtarmamak için, gurura saptırmamak içindir. İyilikte elin yoktur, her şeyi halkeden Allah'tır der, insana apt olarak kibirden, gururdan, benim senden, senin ondan, üstünlük davandan vazgeçmene sebep olur. Cüz-i ihtiyarı sen istedin, ben halk ettim, sen cüz-i iradenle şerre kullandın, günahlı fiil teşekkül etti, günahı kadere yüklemek küfür. Günahlı fiili, günahı nefisten bilmek, tövbe kapısını açmak Allah'tandır. Şu halde muhteremler, kaderin her şeyi güzeldir. Kaderle çirkin aramak abestir. Çünkü Allah her şeyi bir nizam içinde yaratmış. Mutlak adili hakimdir. Hiçbir meselede kuluna zulmetmez. Misaller getireceğiz şimdi. Ve bu zaman Hazretleri buyuruyor ki, sen hırsız değilsin. Hakim seni hırsızlıktan mahkum etti. Hırsız değilsin, hırsızlık yapmadın. Hırsız diye şahitli, mahiyetli bir şeyler buldular. Hakime çıktın. Hakim dinledi, dinledi. Hırsız olduğunu zannetti, değilsin. 4 ay 10 gün hapsetti. Sen Allah'a adletmedin diyemezsin. Evet, hırsızlıktan 4 ay 10 gün haps yedin. Ama hırsız da değilsin. Nedir? Senin hayatın boyunca binlerce günah işledin. O günahların birisini Allah çekti, ona hükmetti. Şu 4 ay 10 gün senin hayatındaki zulümlerinin birisinin adaletidir. Hırsızlık sebebidir. O gizli ayıbın var. O gizli günahların var. O gizli günahlarının birisiyle seni mahkum etti. Zahirde hırsızlık sebebiyle mahkum oldun. Allah bana adletmedi, hırsız değildi, mahkum etti. Hayır. Senin şu kitabın sayfaları kadar Allah'ın katında gizli ayıpların vardı. O gizli ayıplarının bir denesini çekti. 4 ay 10 gün mahkum olman lazımdı. Dünya sebepleri bir araya geldi. 4 ay 10 gün hapsi yedin. Bu senin kendi suçundu. Bunun misalleri çok var. Bir iki tane yapalım inşallah. Elimdeki kitap İmam-ı Şahrani Tabakat-ül Kübra. Ver Muhammed, Can Muhammed. Arif-i Billah, Ahmet Suhayta. Düzeltiyorum, estağfurullah. Pardon dersin zulüm olur. Pardon frank kelimesi. İhtiyarımı kullanarak ben pardon demem. Pardon ne karın doyurur ne tok tutar. Estağfurullah. Ahmet Suhayta. Allah razı olsun. Mana erlerinden idi. 20 yıl kendiyle sohbet ettim buyuruyor İmam-ı Şahrani. Hastalığı vardı. Yerinden kalkamazdı. Hanımının anası, kaynanası yerinden kalkamamayı fırsat bildi. Bir gece onun koynuna zina niyetiyle girdi. Damadının koynuna. Ayakta. Yatalak hastalığı gitmiş. Güzel bir delikanlı gibi. Kadının kötü niyetini anlayınca kızdı. Bunun üzerine o kadının dili tutuldu. Yatalak oldu. Gözleri kör oldu. Öyle kaldı. O hal üstünden ölüp gitti.
cüz'i iradesini şerre kullandı. Şimdi bu hadiseyi bilmeyen o Arif kaynanası koynuna girdiğini saklasa, gözü kör oldu, böyle öldü gitti, kimse sırrını bilmiyor. Çekersen dosyayı, damadının koynuna zina niyetiyle girdi, hem kör oldu hem de öldü gitti. Muhteremler, Allah kuluna zulmetmez. Kimin başına ne gelirse illa kendi eliyle yaptığının karşısından gelir. Evliya-i İzam'dan Muhaysin Berlisi ismi, tam keşif sahibi, bir horozu var bir de keçisi, ikisini de bağlar. Arifler velayet nurunu gizlemek için kendisine bazı şeyleri siper ederler. Horozu bağlıyor, keçiyi bağlıyor. Adam deli dedirtir, halbuki velidir. Onun için sabırlı olmak lazım. Yaz, kış ateş yakardı. Yaz da ateş yakıyor, kış da. İmam-ı Şahrani'nin efendisi Seyyid Ali'ül Havvas Hazretleri buyurdu. Bir Mısır'a bela inecekse gidin Muhaysin Berlisi'ye bakın. Ateş yaktıysa bela gelir. Söndüyse bolluk gelir. Gelir bakarlar da ateş yanıyor mu? Yanıyor. Muhakkak Mısır'a bir bela gelecek. Ateş yakmıyor mu? Muhakkak surette bir bela yerine bolluk gelirdi. Demek Arif, Allah'ın kaderinden, levh-i mahfuzdan haberdar bir veli. Bir defasında Şeyh Muhaysin Hazretleri yanında bulunuyordum. İmam-ı Şahrani Hazretleri. Biri geldi onunla alay etti. Bu adamın ayağında nöbet hastalığı vardı. Kurtlanırdı. Ölünceye kadar alay eden adamın ayağından kurt düşmedi. Muhaysin Hazretleri ile alay edince Şeyh Muhaysin ona şöyle dedi. Şu adamın ayağına yiyici illeti veren başka hastalığı vermeye de kadirdir. Sonra devam etti. Bu adamın böyle şeyi hak etmesinin cezası benimle alay değil. Komşusunun hanımıyla zina etmişti buyurdu. O adam alay etti. Ayağında kurtlanıyor. Alay edince mübarek kızdı. Senin ayağına kurt veren Allah ikinci bir hastalığı vermeye de kadirdir. Sonra dedi, benimle alay ettin diye cevap vermiyorum. Sen komşu kadınla damda zina etmiştin. Yüzüne söyledi. Herkes dondu kaldı. Nedir bu halin? Evet, öyle bir şey başıma gelmişti dedi. Ben gençtim. 50 sene önce zina etmiştim. İşte bu Arif kitabımı okudu dedi. Muhteremler, şu halde sen hırsız değilsin. Hırsızlıktan 4 ay 10 gün hapse yattın. Bana Allah adalet etmedi deme. Senin zinakarlığını çekti, ayağına o illeti verse gerek. Şu halde kadere konuşan kimse, Bediüzzaman Hazretleri'nin lisanı mübarekiyle kaderden bahseden kimse, efendim, öyle bir insan olmalıdır ki, kaderden bahseden insan öyle bir insan olmalıdır ki iyilikte eli olmasın, kötülüğü nefsinden bilsin. Kaderi konuşan iyilikleri nefsine verir, kusurları arkadaşına verirse bu adamın kaderden konuşmaya hakkı yoktur. Kaderden konuşan başına ne gelirse, kendi elimle ektim, kendi elimle biçtim, ne döktüysem içtim diyen kimse kaderden konuşur. Benim iyiliklerde hiçbir hakkım yok. Lütfuyla, ihsanıyla o icat etti, o ikram etti. Benim bu güzellikte sadece şükürüm lazım gelir. Ama şu kötülükler, benim kendi elimle yaptığım binlerce suçum var. O şimdiki suçum olmasa
bundan önceki başka bir suçumun cezasıdır. Allah adili mutlaktır, kuluna zulmetmez deyip boynunu bükerse, bu kimsenin kaderden konuşmaya hakkı vardır. Yar Muhammed, can Muhammed. İlle yoluna canlar kurban Muhammed. Hakikati bilmek lazım. Allah'ın azametini anlamak lazım. Allah'ın azametini anlamazsa insan hayretler içinde kalır. Bir mesele var, anlatılması ağır, atladım onu. Yani zor biraz. Evliyayı İzam radıyallahu teala anhim Emuniddin, Osman oğullarının Yavuz Sultan Selim Mısır'a girdikten sonra kendisine hutbe okumak, imamlık etmek için verdiği ruhsat sahibi. Emuniddin Hazretleri'nin bana gösterdiği âli bir nimetten bahsedeceğim. Bir gün onun yanında Buhari-i Şerif okuyorduk, hadis okuyorduk. İmam-ı Şahrani Hazretleri naklediyor. Biz bir gün onun yanında Buhari-i Şerif okuyorduk. Av ve cezaları bahsine sıra geldi. Şeyh Emuniddin buyurdu. Tehtil avlamanın cezası, tehtil avlamanın cezası, ben dedim efendim ben tehtil diye bir şey bilmiyorum. Tehtil ne ola ki cezası ola? Tehtil avlamanın cezası fıkıhta anlatıyor. Ben dedim efendim tehtil ne ola ki, ben onu bilmiyorum. Bunun üzerine şimdi görürsün dedi. Tehtil mihraptan çıkıp geldi. Arkamda durdu. O eşekten küçük boydaydı. Tekeden de büyük. Çenesinde keçi gibi sakalı vardı. İşte tehtil bu dedi. Bunun üzerine o hayvan yeniden duvara girip gitti. Şeyh Emanettin, bu gördüğünü ben ölmeden kimseye anlatma dedi. Şu halde Allahu Teala ve Tekattas Hazretleri cüz'ü iradesini hayırda kullanana ikram ve ihsanıyla Rabbül İzzet ve Tekattas Hazretleri olduğundan müstahak olarak adliyle değil fazlı keremiyle nece nimetleri gösterse gerektir. Demek Allahu Teala haşa bir kompütü gibi basılmakla hayırı isteyene hayır, şerri isteyene şer vermekle muktedir olduğu gibi ihsanıyla nice büyük devletlerin nimetleri vermeye de muktedirdir. Her bir şeyin ezelde bir takdiri vardır. Ama birçok şeyler insanın kendi efaliyle yaptıklarının karşılığından çıkar. Ondan dolayı Allahu Teala ve Tekattas Hazretleri kuluna asla zulmetmez. Evet. Evet muhterem sofiler. İşte namaz kılmak isteyen bir kimse bu ibadetini işlemesine ne mani vardır ki namaz kılmasını engelleyen mücbir bir sebep olmadan mesuliyetten kurtulmak için kaderim değilmiş, mesuliyetten kurtulmak için bunu söyleyebilir. Şu halde kadere karşı olan inanç sisteminde mücbir sebeple kul mesul değildir. Mücbir sebep odur ki insanın takat ve gücü yetmediği andaki halidir. Adam vücubu edasının şartlarıyla bu sene hacca gitmesi lazım gelirdi. Hazırlığını yaptı, biletini aldı, helallaştı, ağır bir hastalıkla hastaneye düştü, gidemedi. Bu sene hacca gitmemesi mücbir bir sebeptir. Çünkü o hastalığı eliyle, ihtiyarıyla dileyip istemiş değildir. Veyahut şu veya bu sebepten hapishaneye düştü. Şöyle oldu, böyle oldu. Ancak mesuliyetten insan mücbir sebep olmadan kurtulamaz.
hastaneye düşen gibi, hapishaneye düşen gibi. Şu halde insana zorla meyhaneye götürülse, elleri bağlanıp içki dökülse, gücü yetmediğinden mesuliyetten kurtulur. İşte adı geçen fiili kendi cüzü iradesiyle istememiştir. Kendi iradesiyle içki içen, kumar oynayan, başka bir günaha işleyen kimse bunları kaderin mahkumu olarak işlediğini söylerse Allah'ın adaletine iftira etmiş, dolayısıyla küfre girmiş olur. O zaman yaratılış muktezası birbirlerine benzeyen hallerle neden birisi mesul, neden birisi mahkum olmadı dersen şu misali vermek lazım gelir. Hazreti Ömer'le Ebu Cehil iradeleriyle, ihtiyarlarıyla Resulullah'a düşman oldular. Hazreti Ömer imanla şereflenmeden önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı katletmek için yola çıktı. Yakın birisi, sen önce enişten Said'le, kız kardeşin Fatıma bile Müslüman oldu sözüyle onlara geldi. Baktı ki kapıda Sure-i Taha'yı okuyorlar. İçeriye girdi, şiddetle muhalefet etti, şiddetle eza cefa etti. Sonra gelin bir daha okuyun. Sure-i Taha'yı okudu. Eniştesi ve bacısı hayretler içinde kaldı. Allah gönlüne bir merhamet doğurdu. Muhammed Aleyhisselam'ı katletmek için muhakkak surette gittiği halde Hazreti Resulullah açın onun kimseye zararı dokunmayacak müjdesini verdi. İçeride Seyyidina Hamza Efendimiz de vardı. Hazreti Ömer girdi. Küfürle, inatla Resulullah'ı şehit etmek kastıyla geldi. Cüz-i iradesini Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına kullandı. Halbuki Ebu Cehil ebedül ebed hayrı bildiği halde, risalete inandığı halde küfrü inadı ile teslim olmadığından birisi şekaveti, birisi de ezelli küfrü seçip intihac oldu. Şu halde ikisi de ihtiyar sahibiydi. Hazreti Ömer Efendimizin sahabenin ulusu oluşu, Ebu Cehil'in Kureyş'in en azılı kafiri oluşu kendi ihtiyarlarının seçmesi meselesiyle oldu. Eğer denilse ki insanlar günahları ezelde takdir edildiği için mecburen işliyorlar denilseydi, sonsuz hikmeti yaratan Hakim-i Zülcemal insanlara peygamberler göndermez, kitaplar göndermez, ümit, emir, hayır, şer, yasak, ferman buyurmaz, hep manasız olması haşa lazım gelirdi. Mesela Cenab-ı Hak bir insanı cehennem için yaratmış olsa, hem de bunun iradesinde payı olmasa, hem de cehennemi açsa, o zaman cehennemle insanları tehdit etmenin manası kalmazdı. Hem cehennemlik iş işletecek, hem cehenneme halk edecek, hem cehennem ameli işleme diyecek, türlü türlü abesiyet, yanlışlıklar zuhur ederdi. Şu halde ihtiyarıyla şerleri seçen insan inatla giderken ihtiyarını hayra çevirirse, nedamet, pişmanlık duyarsa, Cenab-ı Ömer Faruk Hazretleri gibi tövbe kapısını açarsa, Allah-u Teala'yı Rauf, Gaffar isimleriyle tövbeye emreden Allah, tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Allah günahlarla imtihan edeceği vakit tövbe eden mümin kulunu sever ile günahlardan tövbeye rücu eden
belâdan kurtulur. Günahtan sonra tövbe etmek vacip olur. İrademiz dahilinde olmayan bir şey vacip olmaz. Şu halde ezelde takdir edilen günah Allah-u Teala'nın ilmi ezeliyle bilmesindendir. Takdir edip istemesiyle o kul o işi icbaren, mecburen yapmış değildir. Şimdi o konuya geliyoruz inşallahü teala. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri külli iradesi mutlak kudretiyle kainatı yaratmış, insanları yaratmış, canlıların göz görme, kulak duyma, dil konuşma hallerinde nasip etmiştir. Mesela bir insan için düşünülürse, görme fiilinde insanın elinde bir şey helal veya haramdan birisine bakmayı tercih etmektir. Görme fiilinde görmemizin dahili harici şartlarının yaratılması Allah'a mahsustur. Gözün görebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır. Karanlıkta bir şeyi görmeye muktedir olamayız. Görme hadisesinde gözün fonksiyonu, beyinle olan sinirsel ve damar neyse biyolojik vasıfları Allah'ın takdiriyledir. Şu halde gözün görmesi, dilin konuşması, konuşulanları kulağın duyması takdirdir. Sesin havayla nakli, konuşmanın kulaktan beyinde intikali gibi hukuk Allah'ın kader olarak ezeli takdiridir. Şimdi gözün görmesi, kulağın duyması, ayağın yürümesi fiilinde kullanılan kasların hareketi, kemiklerin, iskeletin hareketi, irade, kudret insana verildiği halde kullanma hukuku insanın takdirine bırakılmıştır. Gözü görmekte benim bir hukukum yok. Benim irademle görmüyor göz, yaratılıştaki kader muktezası görüyor. Bana taalluk eden gözün bakmaktaki mükellefiyetidir. Şuraya bakarsan rızam var, şuraya bakarsan haram olur, zinakar olur gibi hukuk kaderdir. Şu halde gözün görmesindeki kudret bize taalluk etmediği halde gözün görme işindeki seçtiğimiz hukuk sahibine münasırdır. Çünkü ihtiyarıyla arama o bakıyor. Çünkü ihtiyarıyla gıybeti o dinliyor. Çünkü şarkıyı, yalanı, zinayı, küfürü ihtiyarıyla o söylüyor. Dili konuşturan ben değilim ama dile gıybet ettiren benim. Şu halde bir şeyi yaratmaktaki kudret mesuliyeti intac etmez, onu kullanmaktaki mesuliyet sahibine racihtir. Allah-u Teala Hazretleri ezelde ilim ve iradesiyle her şeyi tespit ve takdir ettiğine göre insanın hakkında şer işlemeyi takdir etmesi o kimseyi hayır nasıl işleyebilir? Bu durumda niçin mesul olur sorusu akla gelirse, madem ki Allah-u Teala ezelde hayrı şerri yaratmayı o tayin etmiştir, tayin edilen hukuk tahakkuk etmiştir, o zaman tayin edilen hukuka, levh-i mahsuzdaki hukuka sahip olan insanın mesul olup olmaması ne ile izah edilir sualine gelince, burayı anladık mı inşallah? Yoruldunuz mu? Herhalde yorgunluk bastı. Saatler böyle bir tedrisat ne tıp fakültesinde var. Akşam namazında oturduğu adam bitmiyor da bitmiyor. Haklısınız ama ne yapalım bir cumartesi gecesi böyle olursa. Soruyu anladık mı? Bir daha soram. Çok hoş burası. Cenab-ı Hak ezelde küllü irade ve ilmiyle bir şeyi tespit ve takdir etti. Levh-i mahfuzada geçirdi.
O zaman insanın şer işlediğinde niye şer işlediğinde niye günahkar olsun? Hayır işlediğinde de niye sevapkar olsun? Sualine gelince, evet, alimi mutlak olan Allah-u Azimşan olmuş olacak ihtiyarı ve ızdırarı. Izdırar neydi? Elimizde olmayan kalbin çalışması gibi, böbreğin çalışması gibi, kız doğurması gibi, şu kadının, şunun oğlan doğurması gibi, şunun ikiz doğurması gibi, şunun doğar doğmaz ikisinin ölmesi gibi, böyle bir şeyleri Allah takdir ettiyse ızdırardır. Benim elimde değil, senin elinde değil. Ve ilmi ezelde takdir etmiş, tanzim etmiş, levh-i mahfuza geçirmiş. Kıymetler, levh-i mahfuz daha canlılar yaratılmadan ezelden ebede her vaki olacak hukukun hususun mahiyeti, neticeleri, fiilleri, failleri kaydedildiği ilahi kitaba levh-i mahfuz denir. Kur'an-ı Kerim içinde var mı? Var. Musa Aleyhisselam, evet var. İşte Firavun'la neler konuştuğu da yazılı. Eyüp Aleyhisselam, işte Eyüp Aleyhisselam da var. Muhammed Aleyhisselam, işte Bedir Harbi var, Uhud Harbi var. Şu halde levh-i mahfuz ezelden ebedi yaratılacak her bir şeyin hukukunun tespit edilmesi levh-i mahfuzdur. Şu halde ilme ezeldeki takdir ettiği kudretiyle her bir hukuk ve husus levh-i mahfuzda kayıtlıdır. O zaman kayıtlıysa meydana da geliyor. Benim mesuliyetim ne suali akla geliyor. Madem buraya kaydedilmiş, hukuka gelmiş, benim suçum ne? Burayı anladık mı? Tabii anladık da cevap nasıl olacak? Orayı anlamak lazım. Evet. Alimi mutlak olan Allah-u Azimşan olmuş olacak her şeyi kendi isteğimizle veya kainatın birçok bilmediğimiz hakikatların ızdırarı bütün ezelde takdir edilmiş, tanzim edilmiş, levh-i mahfuza kaydedilmiştir. Ya Hüseyin, sen bekçisin ama bekçi de uyuyor. Bu benim bekçi. Terleyince çamaşırımı değiştirecek bir şey çağır. Bekçi de uyuyor. Ben uyumuyorum ki. Bekçi uyur mu? Hiçbir şey onun tespit ve takdirinden ayrılamaz. Bütün varlıklar o takdire tabidir. Bütün varlıklar o takdire tabidir. Lakin bu durum bizlerin mesuliyetten kurtarmaz. İlmi kelam alimleri bu hakikati ilim maluma tabidir. Öyleyse malum ilme tabi değildir kaidesiyle izah etmişlerdir. İlim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir. Allah yardım etsin. İstilahta ilim bir şeyin zihindeki şekli, ilim bir şeyin zihindeki şekli, malum o şeyin hariçteki şekli olarak tarif edilir. İlim bir şeyin zihindeki şekli, malum o şeyin dışarıdaki şekli, hariçteki şekli. Mesela bizim laleyi bilmemiz ilim, zihnimizdeki lalenin dışarıdaki laleye uyması malumdur. Biz ilmimizle dışarıdaki laleyi ilmimizdeki laleye benzetmeye çalışmayız. İlim en kolay, tavuk. Malum zihnimizdeki tavuk düşüncesi ilim. Kümesteki tavuk malum. Benim zihnimdeki ilim kümesteki tavuğa uyması icap eder. Kümesteki tavuk benim zihnimdeki bilgiye uyması mümkün değildir.
Ben kümesteki tavuğu dört ayaklı zihnimde düşündüm. Kümesteki tavuk dört ayaklı olmaz. Şu anda ilim tavuk dışarıda nasılsa öyle olmaya icap ettirir. Doktor, bir mide insanı düşünür ilmen, bir kalp düşünür ilmen. İstisna belki iki kalpli dünyada duydum. Şu anda düşündüğü kalp, beşerin vücudundaki kalbin aynısı olursa o malum aklındaki ilim olur. Şu anda bütün okunan ilimler malumun hududunu tayin içindir. Doktorla benim işim Allah'tır. Doktor şimdi güzel güzel dinliyor, ilim adamı olunca tahlil ediyor. Bizim tavuğu, koyunu, ineği ne aklımıza gelirse hepsini ilmen bilmemiz maluma uymakla mükelleftir. Burada ilim maluma tabidir. İşte şimdi inceldi. İşte ilim işlediğimiz bütün amelleri Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmiyle bilmesidir. Tavuk, koyun, lale, yumurta, işte ilim işlediğimiz bütün amelleri Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilmesiyledir. Malum işleyeceğimiz ameldir. Doktor oldu mu? İşleyeceğimiz amel malum. Hırsızlık edecek malum. 10 kere hacca gidecek malum. Allah'ın ilmi maluma tabi olduğundan bu 10 kere gidecek. Bu da hırsızlık edecek bilir. İşte kayıt olan levh-i mahfuz budur. Yoksa Allah ilmiyle istediğinden malum tahakkuk etmez. Malumun tahakkuk edeceğini bilen Allah ilmi ezelde kaydetmiştir ki levh-i mahfuz olur. Bunlar çok tatlı ilim. Bunlar anlatılmadığı için hep bulanık görünüşlü, hep yanlış kanaatlı oluyoruz. Bu ilmini malum anladık mı? Olmayanlar elini kaldırsın. Bakayım şöyle bir. Alaca belaca. Bir benzin koyayım motora. Bismillah. Şekerli limonlu ıhlamur. Boğazı yumuşatıyor efendim. İlmim limonlu ıhlamur. Malum bardaktaki ıhlamur. İşte bu misal. Şu halde benim ilmim bu termosa koyduğum ıhlamura uyarsa ilim olur. Uyduğu için malum olur. Şu halde şu termostaki limonlu ıhlamur benim murad ettiğimin ilmin dışında olursa malum ilme tabi olmaz. Bu da ilim ve malum olmaz. Bugün tıp ilmi malum üstünedir. Sinir sistemi malum. Kalp malum, böbrek malum. İskelet malum. Beynin yapısı malum. Bu malumun üstünde ilim dolaşır. İlmen iki tane beyin düşünmez ki kimse, malumda bir tanedir. İlmen dört tane böbrek düşünemez ki bir doktor, malumda iki tanedir. Mesane bir tanedir. Şu halde tıp ilmi malum olan insan cesedine tabidir. Doğru mu? Doğru Allah diyor. Şimdi dönüyoruz konunun inceliğine. İlim, işlediğimiz bütün amellerin ilmi ezelde Allah'ın bilmesidir. Doktor, bütün vücuttaki fonksiyonların mesleğinin sırrına göre biliyor. Cerrah, bütün anatomi yapıyı biliyor. Şu anda ilim, işlediğimiz bütün amelleri Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilmesidir. Malum, işlediğimiz amellerdir. Buna göre insanlar ihtiyarı fiilleri nasıl işleyebilirler ise Cenab-ı Hak ezelde öyle bilmiş, takdir etmiştir.
Yoksa Cenab-ı Mevla öyle bildiği için insanlar o fiilleri işlemiş değildir. Doğru mu doktor? Doğru. Şimdi meseleyi misallerle anlatabiliriz. İşte tıp misalini verdik. Bir insanın cüz-i iradesiyle işlediği bütün fiiller Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelesinde vardır. Bunu bir anlasak itiraz kapısı bitiyor. Ne olur azıcık daha dikkat edin. Her bir insanın cüz-i iradesiyle işleyeceği bütün ameller, fiiller Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde vardır. Yani o insanın bütün amellerini Cenab-ı Hak ezelde bilmektedir. Bu ilim maluma tabidir. Malum olan ise o kimsenin işleyeceği iyi ve kötü amelleri, fiilleridir. Kulu fiiller işleyeceği için alimi mutlak olan Allah öyle bilmiş, öylece takdir edip levh-i mahfuza geçirmiştir. Yoksa Cenab-ı Hak levh-i mahfuza geçirip bildiği için aynı ile vaki olmaz. Misal, bir taksi düşünün, kamyon düşünün, uçak düşünün, bir yakıt kapasitesi vardır. Bir yağ koyma motora kapasitesi vardır. Bir yağın değişme vakti zamanı vardır. O taksinin, o motorun, o aracın bir akünün kapasitesi vardır. O aküyü şarj edecek bir jeneratörün vücubu lazımdır. Kızan ısınan yağın soğuması, ısınan suyun, motordaki ısınan suyun soğuması bir tekniğe tabidir. Şimdi hangi taksiyi alırsanız alıp bir teknik tarifname verir. 180'den fazla sürat yapma. Direksiyon 2.40 santimlik bir dairede döner. Aküsü 50 amper olsun. Yağı 3.8 litre konsun. Donatım soğutma donatımı filan litredir. İşte bu ilme ezeldeki levh-i mahfuzun misalidir. Çünkü mühendis bu motorun bu şartlarla çalışacağını bilir. Bu hududu çizmezsen o motorun kaderi muhalif olarak çalışır. Çok yağ koyarsan sekmanlardan fırlar, az koyarsan motor yanar filan 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 filan. Misal buna benzer. Kulun işlediği fiil hayır ise Cenab-ı Hak ona hayır olarak bilir, öyle takdir edilmiştir. Kulun şer olarak fiilini Allah ezelde şer takdir etmiş, onun içinde takdir edilen şer vukua gelmiştir. Adam öldürmek, ezelde Allah katili helal saymamıştır. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, Habil'i katletmiş, ayeti celilede Rabb-i Teala Sure-i Maide'de bize bunun haram fiilini icra edip göstermiştir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmemiş, gemiye binmemiş, ya Rabbim benim oğlumdur, benim neslimdendir, nasıl helak oldu gibi sualine, o senden değildir. Onun ameli gayri sahihtir. Gayri salih değil, salih amel değildir. Gayri salih, salih olmayan ameldir. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu kanla yapı sistemiyle reddetmemiş, amelle, İslam'ın hukukuyla takdir ettiği ezeli iman ve İslam'ın tarifiyle ya Nuh, senin Kenan, senin akidende, senin amelinde değildir. O senden değildir. Senden değildir, kan reddi değil. Babalık davası değil. Amel ve ibadetteki, İslam'daki hukuk meselesidir. İşte
Adem Aleyhisselam'ın kıyamet kopuncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve geçecek bütün insanların bütün amelleri levh-i mahfuzda kaydedildiğini, kader-i ilahiyenin kanunu olan levh-i mahfuzda bu kayıt insanların işledikleri ve işleyecekleri fiillere tabi olduğunu, yani nasıl işleyeceklerse öyle kaydedildiğini bilmek lazım gelir. Bir daha söyleyeyim. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve geçecek bütün insanların amelleri levh-i mahfuzda kaydedilmiştir. Doğru. Kader-i İlahi'nin bu defteri olan levh-i mahfuzdaki bu kayıt insanların işledikleri ve işleyecekleri fiillere tabidir. İnsanların işleyecekleri fiilleri işlediği ve işleyeceği fiillere tabidir. Yani nasıl işleyeceklerse öyle kaydedilmiştir. Yoksa levh-i mahfuzda yazıldığı için insanlar mecburen öyle yapma mecbur değildir. İşte bitti mesele. İşte bitti mesele. Şu halde levh-i mahfuzda yazılı ve kayıtlı olması hadisenin vukua gelişini ilme ezelde bilmesiyle Allah-u Teala'ya taalluk eder ve fakat böyle kaydolduğu için böyle tahakkuk etmesi lazım gelmez. Gene lazım gelir. Böyle kaydedilmesi o hadise ve fiillerin böyle cereyan edeceğini bilmesine aittir. Öyle olmasaydı Allah takdir ettiği meseleyi Cebriye mezhebindeki gibi kul illa takdir edildiği gibi işler denilirse o zaman Allah-u Teala'yı adili mutlak olarak değil haşa haşa ihtiyar kendisinde dilediğini yapar ister böyle ister şöyle gibi sümme haşa yanlış kanaatlar ortaya gelmeye sebep olurdu. Şu halde ilme ezel nedir ki böylece olmuş olacak hadiseleri nasıl bilir dersek gittikçe derinleşiyor kuyu meseleyi izah için. Ezel mazi silsilesinin ucu değil. Sol taraf mazi olsun. Şu cam ezel değildir. Mazi ezel. İstikbal ebed. Böyle değildir. Nasıldır? Ezel mazi silsilesinin bir ucu değil, nihayetsiz bir sondur ki hal, istikbal, mazi, ezelin içinde bir vahidi kıyasi, bir mefhumu Rabbani'dir. Misallerle anlayacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeli, ezeli olan ilim, maziyi, hali, istikbali bütün hadiseleriyle ihate eder. Abdülkadir, merhaba, olur mu? Hoca kaçar mı ya? Hoca kaçıyor Allah'ındır ya. Az kaldı bari, kaçma hoca. Hoca kaçarsa cemaat çoktan kaçar. Abdülkadir, mazi, hal ve istikbal nisbi hakikattır. Nisbi, hakiki değildir. Ne gibi? Büyüklük, küçüklük, uzaklık, yakınlık meselesi gibidir. Büyüklük, küçüklük hakiki değer değildir, nisbidir. Koyunun yanındaki tavuk küçük, tavuğun yanındaki koyun büyüktür. Tavuk küçük, koyun büyük. Tavuğun yanındaki karınca küçük, tavuk büyüktür. Demin tavuk küçüldü, şimdi büyük oldu. Şu halde büyüklük, küçüklük, uzaklık, yakınlık, mazi istikbal, mahluktur. Birbirinin mukayesesinde ünvan olarak kullanılır.
hakiki kıymeti haiz değildir. Nisbidir, mahluktur. Tıpkı minareye çıkan adamın görüş analının genişlediği, aynayı eline alıp yukarılara çıkarak yeryüzüne baktığında küçük bir sahanın büyük bir sahaya genişlemesi gibi nedir? Nisbidir. Bir misal daha yapalım. Bugün hamile bir kadın haldir. Doğum hali vukuğa gelmesi istikbaldir. Kadın hamile. Bu haldir. Şimdiki zamandır. Doğum yapması istikbaldir. İstikbalde doğum yapacak. Doğum yaptı, 3 senelik çocuğu oldu, 3 yaşında. İstikbaldir. 3 sene geçti. Hamileliği mazidir. Doğum yaptığı mazidir. 3 yaşındaki çocuğu haldir. Şu halde şu kadının doğum hali, hamilelik hali, 3 yaşındaki çocuk hali, bir gün hal iken öbür gün mazi, bir gün hal iken öbür gün istikbal oluyor. Bunun gibi Allah-u Teala'nın ilahi ilmi, beşerin kendi mukayesesindeki sınırlı ilmi, velinin aynası yanında küçük, velinin aynası avamın aynasından ilimde ezele doğru büyüklük kasteder. Peygamberin ilmi velinin ilminden daha büyük olup velinin mazi hal istikbalde söylediği meseleyi Nebi ezelde tarif edebilir. Çünkü Nebi'nin mucizeyle ihatası kıyamete kadar olacak hadiseleri bilir. Kıyamet bugün için istikbal, bugün hal, Yunus Aleyhisselam'ın devri mazidir. Ama peygamberin ilminde Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün ilime bir Muhammed Aleyhisselam olarak aynı anda baktığı için ezeldir. Allah-u Teala'nın ilmi ezelidir. Şu halde Allah'ın ezeli ilmi levh-i mahfuzda dün geçmiş, bugün hal, yarınki istikbal diye asırlar içerisinde cereyana göre hal, mazi, istikbal şeklinde cereyan etmesine rağmen ilm-i ezelde bir gün hükmündedir. Ne bileyim, oldu mu doktor? Doktor oldu mu? Çok güzel oldu diyor bizim şey, Allah razı olsun. Doktor Hasan Irmak kardeşimiz. Öncelik sonralık. Çirkinlik, güzellik hep nisbidir. Bana göre bu güzeldir, sana göre az güzeldir. Bana göre şu çirkindir, sana göre çok çirkindir. Bütün bunlar ezeli olan kudreti ilahiyenin ilminde sabit, ezeli ilminde değişmeyerek bütün ezelden ebede kudreti her şeyi ihata ettiğinden levh-i mahfuza kaydetmesi, bir basın mensubunun günlük hadiseyi nakletmesi gibi Allah'ın ilminde kolaylık intac eder. Yorum yapar basın mensubu, yarın şöyle olacak. Onunki yorumdur, levh-i mahfuz değildir. Allah'ınki ezeli ebedidir. Onun için hayır ve şerrin yaratılması, insanın irade ve ihtiyarı işlediği, hayır olsun, şer olsun, bütün amellerini yaratan ancak Cenab-ı Allah'tır. Hayır ve şerrin için yarattığına sıra geldi, onu da anlasanız ağır mı oldu? Ağır da olsa azıcık daha gidelim Allah'tır. İnsanın irade ve ihtiyarıyla işlediği, hayır olsun, şer olsun, bütün amellerini yaratan Cenab-ı Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Ondan başka halik yoktur. Yaratmak Allah'a mahsustur. Lakin hayrı ve şerri insan kendi ihtiyarıyla işlemesiyle, dolayısıyla mesuliyeti o çeker. Şu halde irade-i cüziyeyle ister.
kudretiyle yapar. Yaptığı iş Allah'ın kudretiyle yaratır, tahakkuk eder. Kul istediğinden mesul olur, Allah yarattığından kimseye hesap vermez. Adam silahını çekti, öldürdü. İlmiyle ölümü adam düşündü. Kudretiyle öldürmeye teşebbüs etti. Pususunu kurdu. Cüz-i iradeliğiyle silahını çekti. Adam öldü. Ölüm hadisesini Allah yaratır. Öldüren katil, iş mesuliyetli, sonuç cehennemi intac eder. Tıpkı Bediüzzaman Hazretleri'nin misaliyle, sen bir çocuğu sırtına alsan, soğuk havada yüksek bir dağa çıksan, çocuğa da desen ki rüzgarlı soğuk hasta olursun, olsun baba çıkar dese, çıkarsan çocuk hasta olsa, tokadı yemeye çocuk müstahaktır buyuruyor. Çıkaran babadır. Üşüten soğuğu halk eden Allah'tır. Hastalığın oluş sebeplerini takdir eden ezelde Allah'tır. Çıkıp isteyen çocuk olduğundan tokadı yemeye layık olur. Şu halde kader kısmı budur. İlmiyle bilir adam, kudretiyle ister, cüz-i iradesini bir hayır veya şer noktaya tahakkuk eder, yaratılış meydana gelir, hayırsa sahibi sevap kazanır, şerse sahibi mesul olur. Şu halde türlü çirkinlikler, günahlar işlendiği halde bu benim kaderimdir demekle adili mutlak Allah'a azimşana iftira etmek küfür olur. Bu benim kaderimdir diyebilmek için cüz-i iradesini kullandığını, halk edenin Allah olduğunu bilip mesuliyeti çekmenin kendisine ait olduğunu idrak etmesi lazım gelir. Allah cümlemize inayet versin, rahmet versin. Peygamberlerden kısa bir kıssa ile bir misal daha yapalım inşallahu teala. Çok misaller var. Birazcık anlamaya çalışacağız. Otur. Otur baba. Otur misal, peygamber misali var. Şimdi daha güzel anlayacağız. Metin ağır, misal kolaylaştırır. Bu kadın çocuk doğurmayan bir kadın idi. İsmail Aleyhisselam'ın anası. İsmail Aleyhisselam'ın anası çocuk doğurmayan bir kadın idi. Velakin İsmail Aleyhisselam'ın babasının ikinci bir hanımı daha vardı. Onun 10 tane çocuğu vardı. İsmail Aleyhisselam'ın babasının iki hanımı var. İsmail Aleyhisselam'ı doğuracak anasının çocuğu olmuyordu. Ama babasının ikinci hanımından 10 çocuklu bir hanımı daha vardı. 10 çocuklu hanım çocuksuz olan kadına 10 çocukluğa gururlanıp çok ağır hakaret etti. Ey doğum yapmayan kısır kadın, uğursuz kadın gibi çirkin laflarla hakaret etti. Çocuk doğurmayan kadın öyle bir kalp kırıklığına uğradı ki boynunu büktü, dedi Allah kadirdir, dilerse sana 10 çocuk verdiği gibi bana da bir çocuk verir. Rabb-i Teala duasını kabul etti, bir oğlan çocuk verdi, ismini İsmail koydu. 40 yaşına geldi, Allah-u Teala peygamberlik verdi. Şimdi muhteremler, cüz-i ihtiyarıyla hayırı veya şerri isteyen adam istidat mükellefiyeti intac eder, mükellefiyet umudiyeti gerektirir. İstidat üstad ister, talebe gayret ister, muvaffakiyete tevfik-i ilahi ister.
İşte Allah tevfikini İsmail Aleyhisselam anasına indirdi, hem de peygamber çocuk verdi. Senin 10 çocuk mu hayırlı oldu, şu çocuk mu? Demek Allah-u Teala takdir edilen hukuka inayetiyle hayırları artırır. Senin beklemediğin daha büyük lütuflarla iyilikler verir. Ama bir kötülüğü bir misli cezadan başka kötülük vermez. İyilikte senin hissen 1'e 10 iken 1'e 70 verir, 1'e 700 verir, bir gayri hesap verir, ama kötülüğe 1'e 1 misli verir. Bu da şeyin, söyleyin, kaderin Allah'a taalluk eden yaratmaktaki ihsan kudretinin misalidir. Şimdi bir kıssa daha, kısa. İsmail Aleyhisselam Beni İsrail'in kavmi Beytü Maktis, Kudüs bölgesinde Amelika isminde bir kavim olduğundan Beni İsrail İsmail Aleyhisselam'a yalvardı. Dedi ya Nebiyallah, bize Allah cihat etme kudreti versin. Biz Kudüs Mescid-i Aksa bölgesini Amelika kavminden alalım. Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'a vahyetti. Cibril Aleyhisselam geldi. Talut'u melik ittihaz etti. Şimdi dikkat edin, bakın. Talut sülaleden değildi. Yani peygamber sülalesinden değildi. Hükümdar hanedanından da değildi. Babalarında bir hükümdar da yok, peygamber de yok. Hatta dünyaca fakirdi. Debbal veya çoban veya su taşıyan sakiydi. Debbal deriyi tabaklayan, tabakhane sahibi. Dericiydi, çobandı veyahut su satan sakiydi. Beni İsrail kabul etmedi. Ama İsmail Aleyhisselam Allah'ın vahyi diye hükmedince kabul ettiler, bitiyor. Gözler yapıştı, bir gün açılır. Sabır ya kardeş, sabır ya. Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'ın müjdesi, Talut'un gayretiyle Beni İsrail'i arz-ı mukaddesten çıkarmaya takdir ettiğinden, Talut ordusuyla Amerikalıların üstüne yürüdü. Tam 70 bin askeri vardı. Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'ın beyanıyla Talut'un ordusunu büyük bir imtihana tabi kılacağını beyan etti. İsmail Aleyhisselam Talut'a dedi, ya Talut, sen 70 bin kişiyle Kudüs Şerif, Eriya Nehri, bu mübarek beldeyi fethedeceksin, ama Allah sizi bir nehirle, su ile imtihan edecek. Önünüzde bir nehir gelecek. Öyle susuyacaksınız ki kim bir avuç içerse susuzluğu geçecek, kim kana kana içerse ebedi susuz kalacak. Talut peygamberin sırrıyla Allah'ın imtihanını 70 bin kavmine haber verdi. 370 bin kişiden 313 kişi, Bedir Muharebesi'ndeki sahabe sayısı, nehire geldiler, birer avuç içtiler, kana kana kandılar, öbürleri hırsla nehire vurdular, kana kana doya doya içtiler, ama susuzlukları geçmedi, yangınları arttı. Allah ayrıca emri ilahiye itaat etmediklerinden kalplerinde korku hasıl oldu. Muharebeden geri kaçarak çekildiler. Şimdi bu kıssayı kasten size buldum. Peygamber buyuruyor ki önünüzde bir nehir var. Ya Talut, senin ordun 70 bin kişi. Siz o nehire varınca birer avuç su için. Allah sizin susuzluğunuzu giderecek.
Kim inanmaz da 3 avuç, 5 avuç, 30 avuç içerse hem susuzluğu gitmeyecek hem de Allah onların kalbine bir endişe, korku halkedecek. Bu peygamber tebliği, aynı zamanda hükümdar Melik'in tebliği, Talut'un nehire vurdular eriye nehri, kimisi kana kana yani hesapsız kitapsız içti, kimisi bir avuç içti. Bedir Muharebesi'ndeki sahabe sayısı kadar 313 kişi bir avuç içerek kandılar. 70.313. 313.000'in üçte biri. 70.000'i üçe bölerseniz, üç misli artarsa 210 misliyle öbür taraf hem kanmadı hem de ne oldu? Korkaklık geldi. Amerikalıların karşısından muharebede geri çekildiler. Allah kadiri mutlak. Davud Aleyhisselam'a sapan attırdı. Amerikalı'nın reisi Calut'u öldürdü. Kavmi bozuldu. Şimdi ne oldu? Cüz-i iradesiyle ihtiyarını kullanan bir avuç içenler muzaffer oldu. Muharebeye girdiler, gazi oldu. İhtiyarına çok su içmede kanacağını zannedenler hüsrana uğradı. Kalplerine korku girdi. Dudakları çatladı susuzluktan. Muharebeden geri çekildiler. Şu halde bu hüküm kaderi ilahiyeydi. 313 kişinin içmesi kaza oldu. Diğerleri kaza oldu. İsyan ile, günah ile, muharebeden kaçmak ile. Şu halde kaçanlar diyemezler ki bu bizim kaderimiz imiş demeye hakları yoktur. Hem suya kavuş hem kana kana içme olur mu böyle? Bu bizim kaderimmiş. Allah bize zulmetti gibi olur. Haşa! Allah adil mutlaktır. Bir avuç içeni kandırdı. 100 avuç içen susuz kaldı. Şu halde kader meselesinin misalleri çok. Size bu misalle sohbetime son veriyorum. Bugünküne haftaya devam. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Velakibetü lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayrı Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbü ecmain. İlahi ya Rabbim, dilimizin döndüğü, kitaplardan anladığımız mihval üzere idrak ettiğim miktar kadar şeriatı tebliğe çalıştım. Ya Rabbim, ifademde noksanlık, anlayışımda idraksızlıktan noksanlık varsa mağfiret eyle. Hazreti Davud Aleyhisselam hürmetine, Melik Talut hürmetine, Muhammed Arabi'nin şeriatı hürmetine, kader bahsini açıp mesuliyeti karşıya verenlerden etme. Mesuliyetini, çirkinliğini, günahını kaderine yükleyenlerden etme. Cüz-i irademizde şerri dileyen biziz. İrademizde seçen biziz. Kudretimizle teşebbüs eden biziz. Kötülük bize racihtir. Ya Rabbim, cüz-i ihtiyarımızı hayırda kullanmak nasip eyle. Kaldıramayacağımız, takat getiremeyeceğimiz, güç yetiremeyeceğimiz beladan, musibetten, şerli işlerden emin eyle. Sabaha kadar sabırla, metanetle dinleyen şu kardeşlerin mağfiret eyle. Senin rızan için uykuyu terk ettiler. Senin rızan için uzak beldelerden geldiler. Senin rızana sahip olmak için sebat ve metanet gösterdiler. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ateş azabından halas eyle. Kader.